Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz heyecanlı bir video çekeceğim. Şöyle ki koleksiyonumdaki en eski makyaj ürünlerimi seçtim. Hatta aslında ilk makyaj ürünlerim de denebilir. Bunlarla makyaj yapacağım. Daha doğrusu yani bayat ürünlerle aslında makyaj yapacağım. Umarım cildim bu şekilde daha da kötüleşmez. Bayağıdır kullanmadığım ürünler var arasında. Yani unuttuğum hatta. O yüzden hemen başlayalım bence. İlk olarak tabii ki bazımla başlayacağım. Baz ürünü olarak hatta 3 ürünüm var. Hemen başlıyorum. İlk olarak aslında çok sevdiğim bir ürün. Wet n Wild'ın Coverall Primer'ı. Bunun şimdi paketi biraz değişti. Benim ürünüm yaklaşık 4 senelik falan denilebilir. Aslında bunu kullandığımı sanıyordum ve attığımı hatırlıyordum. Ama nedense dolabımın köşesinde buldum ve içinde biraz ürün daha var. 12 ay ömrü varmış. Yani benimki bayağı geçik. Ama hissiyat olarak yani kötü bir hissiyat değil. Kokusunda da... Aslında hava almadığı sürece yani. Ne olabilir ki? Veya yabancı bir şey yemediği için sürece. Ya aslında gerçekten ben o son kullanma tarihlerine pek dikkat etmiyorum açık konuşmak gerekirse. Özellikle pudramsı ürünlerde aslında hiçbir fark olmuyor. Dezenfekte ediyorum ürünlerimi arada sırada temizlediğimde. Hani kremimsi ürünler belki daha tehlikeli olabilir fondöten gibi. Ama mesela fara en fazla ne olabilir? Olsa bile bence kendini belli eder. O zaman zaten kullanmazsınız. Yani. Hemen ikinci bazıma geçiyorum. Bu ürün biraz daha bayatladığını belli ediyor maalesef. Pahalı bir ürün. Marc Jacobs'un Invisible Undercover Perfecting Coconut Face Primer'ı. Bu ürün yaklaşık 2 senelik galiba. İlk pahalı bazım bu arada. Severek kullanıyordum aslında ama dediğim gibi bozulduğunu biraz belli etmeye başladı. İyice bir çalkalayacağım. Ne dediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bozulduğunu aşırı şekilde belli ediyor. Kokusu öyle çok bozuk değil. Peki sen bu saçlarına kimi andırıyorsun gibi? Ceylan çarpmış beni. Hayır. İlayda. Söyle. Benim saçım öyle sarı değil. Ama o da böyle yapıyor bazen. İki taraftan. Geçen performans bölümünde. Fondötenimle devam etmeden önce kaşlarımı ilk olarak yapacağım. Bunun için ilk olarak Iconic London markasının Brow Silk ürününü alacağım. Bu şu şekilde fazla kullanmamışım aslında. 18 aylık bir ürün ömrü varmış. Ben kaç aydır bende bu? Bu da bir iki sene var. Yani kesin 24 ayı geçmiştir. Ya bu ürün aslında bana pek işime yaramadığı için fazla kullanmıyorum. Kaşlarımı da pek şeyde tuttuğuna inanmıyorum. Yine Iconic London'dan bir ürün. Bu ürün gerçekten gerçekten bozuldu. Yani bozulmadı da kurudu. Yani bunu hiçbir şekilde kullanamayacağım ama başka eski ürünüm olmadığı için kullanmak zorundayım. Iconic London'ın Sculpt and Boost Eyebrow Cushion ürünü. Şu şekilde bir kaş ürünü. Bunu bayağı herkes kullanıyordu. Bir ara bayağı trend olmuştu. Nikki Tutorials'lar falan filan. Ama dediğim gibi bu taş olmuş. Ve hiçbir şekilde renk vermiyor. Üzücü aslında. Bunun ömrü ne kadarmış? 12 ay. Ama bu 12 ay önceden de kurumuştu. Şöyle küçük bir hack yapacağım. Inglot'un Duraline ürününü alıyorum. Yumuşatmak adına. Yani bir kerelik beni idare eder gibi duruyor da. Yani günü kurtaran bir ürün olabilir ama. Aynen ama bir daha kullanamam muhtemelen bunu. Zor olsa da bir şekilde yapmaya çalıştım. O kadar kötü gözükmüyor ama yani bayağı uğraştırdı haliyle. Çünkü hiçbir şekilde pigment alamadım.
kuru olduğu için. Fondötenimle devam ediyorum. Fondöten olarak ne seçtim? Maybelline markasının Superstay 24 saatlik full kapatıcı olan fondöteni. Bu da bayağı ünlü bir fondötendi. Herkes kullanıyordu. Maalesef bu fondöten benim cildimde kötü durduğu için fazla kullanmadım. 12 aylık bir ömrü varmış. Bu da alalı yine 2-3 sene olmuştur. En eski makyaj malzemelerim haliyle artık olmadığı için yani 5-6 senelik ürünler neredeyse yok. Sadece bir aldığım var çok eski olan. Bayağı da koleksiyonumu seçtiğim için, ürünleri ayırdığım için ancak böyle 2-3 senelik şeyler bulabiliyorum. Ki bunlar da yani aslında bayat makyaj olarak sayılıyor. Çünkü dediğim gibi 12 aylık bir ömrü var sadece. Şöyle bir sünger alıyorum. Bugün Patrick'i almışım. O kadar kötü gözükmüyor şimdilik. Daha kullanılabilir gibi. Aşırı kuru bir fondöten. Tam hatırladığım gibi yani. Hiç benim cildime göre değil. Kapatıcılığı evet. Çok yüksek. Ona denecek bir şey yok zaten. Ya, kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama cildimde çok kötü bir görüntüsü var. Yani yüzünüzde kesinlikle bir şey olduğu belli oluyor. Yakından uzaktan. Aşırı kapatıcı olduğu için de bu böyle olabilir. Ama başka fondötenlerim var. Yine bu şekilde kapatıcı olan. Onlar bu kadar cildinizde maske gibi durmuyor. Concealer'ımla devam ediyorum. Concealer olarak renk açısından bana hiç uymayan, o yüzden de fazla kullanamadığım bir ürün. Yine Maybelline'in Fit Me serisinden. Bunu tanımayan yoktur galiba. Bayağı bilindik bir kapatıcı. Bendeki numarası 10. Şimdi uyguladığımda anlayacaksınız. Maalesef renk açısından. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bunu çok duydum. Ben de aldım bunu. Çoğu insan renk konusunda sıkıntı yaşadı bu üründe. Eskiden öyle. Sen... Şimdi renkleri... Evet. İlk çıkardıklarında hiç. Bende de var bir tane. Kullanmıyorum. Şimdi kullanmak aslında yanlış değil. Çünkü fondötenim rengi zaten çok beyaz olduğu için biraz dengeler. Cildimle yedirdiğimde o kadar kötü bir görüntüsü yok. Ama yine de renk açısından çok sarılık veriyor. Alttan alttan böyle. Yani belli oluyor. Tonun bana pek uymadığı. Neyse. Neyle devam ediyorum? Tabii ki pudramla devam ediyorum. Pudra olarak pudrayı çabuk bitirdiğim için aslında çok çok eski bir ürünüm yok. En eski ürünüm ne derseniz Yves Rocher'in çok sevdiğim bir pudrası. Pure Light pudrası. 5 Universal rengindeki pudra. Zaten favori ürünlerimden biri bu pudra. Bunu kullanacağım. Direkt süngerimle alıyorum. Bu şekilde cildimi de setledikten sonra renk uyumsuzluğu bir tık daha ön plana çıktı maalesef. Kötü yani. Diyecek bir şey yok. Dudağımdaki pudrayı alıyorum hemen. Cildimi bitirmek istiyorum gözlerime geçmeden önce. Bunun için bronzerımla devam ediyorum. Bronzer olarak BH Cosmetics markasının Brilliant Bronzer Golden Girl rengindeki ürünü var elimde. Bu da yine aşağı yukarı 2 senelik bir ürün. 24 aylık bir ömrü varmış. Bu hala bugüne kadar kullandığım bir ürün. Bayağı kullandım. Yavaş yavaş dibi gözükmeye başlıyor zaten. Sevdiğim bir ürün. Renk açısından hoşuma gidiyor. Bir de cildimde duruşu hoşuma gittiği için bu ürünü kullanıyorum yani. Klasik bronzer için hep kullandığım fırçamla. Bu ürün tek bir kötü yanı var. Çok tozutuyor. Yoksa seviyorum bu ürünü. Zaten kullanıyorum. Şimdi aydınlatıcıma geçiyorum yavaştan. Aydınlatıcı olarak en eski aydınlatıcı paletimi, hatta ilk aydınlatıcı paletimi göstereceğim. Sleek Makeup'ın Solstice rengindeki paleti. Bu paleti de yani bilmeyen
yoktur diye düşünüyorum. Çok abartılıyordu. Çok beğeniliyordu. Gerçekten çok güzel bir palet. Ama artık elim fazla gitmiyor. Neden derseniz, o kadar aydınlatıcım var ki bu, unutuyorum yani. Eski olduğu için. Ama yine de kötü bir palet değil. Krem ürüne giriyorum şu an. Evet, bayağı kurumuş. Benim en çok kullandığım highlighter hala daha olan. Hafif bir şekilde bir şey belli oluyordu ama. Krem olan bayağı kurumuş. Bu kadar sert değildi. Kremden sonra bir aydınlatıcı fırçası arıyorum. Üç rengi de birbirine karıştıracağım. Yani hepsini kullanacağım. Şöyle kabaca. En fazla diyecek bir şey de yok. Görüyorsunuz yani bayağı abartılı bir palet olduğunu. Bu bana da biraz fazla geldi ama. Bunu ilk defa duyuyorum. Bunu kaydetmem lazım. Bir daha söyle. Bana da fazla geldi. Arkadaşlar bunu yazın. Tarih bu cümleyi bir daha duymayacağım. Bu paletin bu kadar şey olduğunu biliyordum da biraz unutmuşum sanki. Allık olarak galiba koleksiyondaki en eski ürün bu. Bu rahat bir 5-6 senesi vardır. Hatta bu allık benim değildi. Aslında senin de. Sonra bana verdi. Yani rahat bir 5-6 senesi var. Ve ömrü aslında 12 aymış. Ama halbuki hala çok sevdiğim bir allık. Severek kullanıyorum da. Catrice markasının Defining Blush diye bir ürünü. Bu ürün tabii ki artık satılmıyor. Tabii ki artık satılmıyor. Her yerinde pudra olmuş. Tabii ki Catrice'in başka blushları var. Ama bende sadece allık olarak Catrice markasının galiba sadece bu allığı var. Bir tane daha var ama o kadar eski değil. Bayağı kullanılmış bir ürün gördüğünüz üzere. Bu benim ilk aldıklarımdan biri olabilir mi? Olabilir. Renk açısından şey gelebilir size, bir çok pembe gelebilir ama o kadar pembe durmuyor cildinizde. Yani benim cildimde en azından. Ve yani kullan bitmeyen bir allık. Harbiden öyle ama. Ha. Bitmek bilmedi senelerdir. Dediğim gibi bence öyle bir rahatsız edici bir pembeliği yok. Tatlı duruyor. Herkes sevmeyebilir tabii ki. Ama yani ben kendi cildimde şahsen seviyorum bu allığı. Hatta biraz şöyle burnuma da yediriyorum. Far paleti olarak ciddi olmam gerekirse gerçekten çok eski dediğim bir ürünüm yok. Çünkü far paletlerimi çok sıklıkla değiştiriyorum koleksiyonumu. Eliyorum bir sürü ürünler, sonra yeni ürünler arasına geliyor. Ama koleksiyonum aslında çok yeni denilebilir bir şekilde şu an. En eski paletlerimden şu Beauty Bay'in Bright Matte paleti var. Ki bu da o kadar eski değil. İki sene olmuştur alalı. 12 aylık bir ömrü varmış ama hangi Allah'ın kulu şu paleti 12 ayda bitirebilir? Ki bu renkleri her gün kullanmazsınız. Kullansanız bile bence 12 ayda bitecek bir palet değil bu. Hiçbir şekilde inanmıyorum ama neyse, dediğim gibi bir 2 senesi vardır. O şekilde. Hemen başlıyorum. İlk olarak Zoeva'nın Lux All Over Shader'ını alıyorum. 222 numaralı şu bayağı büyük bir fırça. Ve Nothing Else rengine gireceğim. Şu paleti göstermek o kadar zor ki. Şu aşağıdaki renk. Bunu baz olarak gözüme komple uyguluyorum. Bunu neden yapıyorum? Normalinde yapmam bunu ama concealer'ım çok şey olduğu için, koyu bir renkte, biraz bununla açacağım rengini. Urban Decay'in fırçasını alacağım. Heat paletinde çıkan fırçayı. Hangi rengi alsam, biraz renkli bir şey mi olsun? Klasik bir şey mi? Biraz renkli bir şeyler düşünüyorum bugün. O yüzden şu Pacific Dreams rengini alacağım. Şu mavi olan. Ya mavilerden biri olan. Palet gerçekten çok güzel bir palet. Pigmentasyon açısından da, renk seçimi açısından da. Görüyorsunuz, bence bir şey dememe gerekmiyor.
Hemen aynı fırçayla hangi rengi alsam, koy rengini alacağım. Şu yandaki turuncumsu renk. Turuncu sarı. Bu koy rengini alıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra alt tarafa da birazcık Slice of Lime rengini alacağım. Şu fıstık yeşili tarzında renk. Fıstık yeşili mi? Ya fıstık yeşili değil de işte lime rengi. Sen başka bir yere gitti de o yüzden. Baklava mı düşün? Ne var sus. Yani künefe. Künefe. Aydınlatıcımı alıyorum yine biraz. Palette ışıltılı bir renk olmadığı için aydınlatıcı paletime geçiyorum bir daha. Buradan da şu turuncumsu rengi alıyorum. Adı neymiş bunun? Bilmiyorum maalesef. Biraz fantastik bir makyaj oldu. Daha doğal bir şeyler düşünürken. Neyim kaldı? Eyeliner'a geçiyorum. Aynen. Eyeliner olarak aslında çok sevdiğim bir ürün yine. The Balm şu şekilde bir ürün. Bu da yine çok sevilen bilindik bir ürün. Yani yine bir 2 senesi vardır eyeliner için, az değil. Ne kadarmış bunlar? 9 ay yazıyor. Hafif kurumuş. Şu tarafım daha iyi oldu ama tipik eyeliner sorunsalı. Rimmel'e geçiyoruz. Rimmel'de de aynı şekilde yine aslında sürekli değiştiriyorum. Çünkü göze yakın olan şeylerde bir tık daha dikkatli olmak gerekir. Özellikle böyle sıvı şeylerde. En eski Rimmel'im. Bunun ömrü 9 aylıkmış ama pardon 6 aylıkmış bu. 6 ay olmuştur bunun alanı. Bir sene olmamıştır da 6 ay rahat olmuştur. Snapscara. Maybelline'in Snapscara ürünü. Şu şekilde. Rimmellerin ömrü genellikle kısa oluyor. Rimmelimin ikinci katına geçmeden bir göz kalemi kullanacağım. Burada da yine en eskilerden. Bunları da çok değiştirdiğim için. Maybelline Lasting Drama Gel 24 saatlik ürünü. Renk yazmıyor. Siyah. Suya dayanıklı diyor. Bunu bayağı severek kullanıyordum. Artık Givenchy'ninkini daha çok sevdiğim için bu biraz daha unutuldu. Ama sorun değil. Ruj olarak yine kullandım. Onu da hemen gösteriyorum. Yine Trended Up markasının bir ürününü aldım. 470 numaralı dudak kalemi. Zaten şu an kullandım ve bitti. Çok çok eski bir üründe değildi ama severek kullandığım bir renkti. Bu rengi muhtemelen alacağım yine. Liquid ruj olarak da The Balm'ın Mid Matte Huge galiba bunlar adı. Bu da çok eski değil. Ruj açısından da aşırı eski bir ürünüm yok ama yine en eski olan bu. Yine de bir koku değişikliği veya yapısında bir değişiklik hissetmediğim için bunu da kullanacağım yani. Hiçbir sorun göremiyorum. Bunun ömrü aslında 12 aymış. Benimki 12 aydan tabii ki biraz daha fazla. 3 sene falan olmuştur bunu alalı. Arkadaşlar makyajım bitti. Biraz tuhaf bir makyaj oldu. Değişik bir makyaj oldu. Ama dediğim gibi yani birkaç ürün var arasında, kesinlikle bunları artık yavaş yavaş elveda demem gerektiğini anladım. Ama çoğu ürünümde aslında daha kullanılabilir. Bir sorun göremedim. Ama video fikri hoşunuza gittiyse, videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Güle güle. Hoşçakalın. Thank you.